Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yoğuracağımız tek hamurdan, ölçülü bir hamurdan 2 tepsi dolusu pizza yapacağız. Benim yıllardır yaptığım, yapanların da memnun kaldığı bir tariftir. Malzemelerimi hazırlamıştım, hemen yapımına başlıyorum. Hamur malzemelerini sayarak başlayalım. 1 su bardağından 2 parmak eksik, ılık süt. Bardağın üzerine parmağınızı koyarak ayarlayabilirsiniz. Parmağınız kalınsa bir parmak olarak koyabilirsiniz. 180 ml. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Yarım tatlı kaşığı tuz. Yarım paket instant maya. 1 yemek kaşığı toz şeker. 1 adet yumurta. 2,5 su bardağı un. Verdiğim miktarın hepsini birden içine koymayın. Azar azar ekleyin. Bunu her zaman söylüyorum. 2,5 su bardağı tam oluyor ama kontrolle eklemekte tabii ki fayda var. Şimdi hamurun yapımına geçelim. Hamuru yoğuracağım kaba instant mayayı, toz şekeri alıyorum. Üzerine ılımış olan sütü ekliyorum. Soğuk süt kullanmayın. Mayalı hamurlarda mutlaka ılık süt kullanın. Hamurun iyi kabarması için, yumuşak kabarması için bu önemli bir nokta. Maya ve toz şekeri sütle beraber biraz karıştırdım. Şimdi yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 adet yumurtayı, tuzu ekledikten sonra yine aynı şekilde karıştırıyorum ve artık unumu ekleyeceğim. Bu arada instant maya yerine yaş maya ya da büyük paketlerde olan kuru mayalardan kullanabilirsiniz. Kuru maya kullanacaksanız 1 tatlı kaşığı kadar, yaş maya kullanacaksanız yine 1 tatlı kaşığı kadar kullanabilirsiniz. Şimdi içine dediğim gibi unumu azar azar ekliyorum. Hepsini birden eklemiyorum. Ve pürüzsüz bir hamur oluncaya kadar, toparlanıncaya kadar yoğuracağım. Hamuru iyi yoğurmak önemli. Ben yaklaşık 7-8 dakika kadar yoğurdum bu şekilde. Hemen oldu diye bırakmayalım hamuru. Bu şekilde pürüzsüz olması gerekiyor. Ve dediğim gibi 2,5 su bardağı un yeterli oluyor. Yoğurmuş olduğum pizza hamurunun üzerine streçliyorum ve 30 dakika kadar bekleteceğim, dinlenmesini sağlayacağım. Hamurum dinlenirken üzerine koyacağım malzemeleri hazırladım. Çocuklar bu şekilde sevdiği için ben karışık hazırlıyorum. Sucuk, domates, mantar, mısır, yeşil siyah zeytin ve tabii ki olmazsa olmazımız kaşar peyniri. İstediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. 2 çeşit, 3 çeşit ya da benim yaptığım gibi bol çeşitli yapabilirsiniz. Evet, hamurum dinlendi. Gördüğünüz gibi bu şekilde biraz kabardı. Hamuru kullanacağım tepsilerin büyüklüğüne göre ayarlıyorum. Benim tepsilerimden birisi orta boyda, birisi büyük olduğu için hamurun birini daha büyük olmak üzere ayırıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz ya da eşit büyüklükte ise hamuru da eşit parçaya ayırabilirsiniz. Kullanacağım tepsileri göstereyim. Bir tanesi büyük olan yuvarlak borcam. Diğeri de ondan büyük olan normal bir fırın tepsisi. Dediğim gibi istediğiniz tepsiyi kullanabilirsiniz. Dikdörtgen olan borcamdan ya da kare olandan da kullanabilirsiniz. Size kalmış. Bu bir tepsi pizzası zaten. Hamurun birini un kullanarak merdane ya da oklava yardımıyla açalım. Ben oklava kullanıyorum hamuru açmak için. Tepsinin büyüklüğü kadar açıyoruz. Açtığım hamuru yağladığım fırın tepsisine alıyorum. Büyük gelirse kenarlarından bu şekilde kıvırabilirsiniz. Ben bazen kıvırıyorum, bazen normal düz koyuyorum. Şimdi diğer hamuru da açıyorum. Yine aynı şekilde yağlamış olduğum diğer tepsime yerleştiriyorum. İki tepsiyi de 10 dakika kadar dinlendiriyoruz. Zaten ikinci tepsiyi hazırlarken diğeri dinlenmiş oluyor. Hamurun üzerine süreceğim sosu hazırladım. 1 yemek kaşığı domates salçası, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, biraz kekik, 1 diş sarımsak rendesi, yarım tatlı kaşık kadar da tuz alıp bir kasede iyice karıştırdım hepsini. Sarımsak kullanmayabilirsiniz, isteğe bağlı. Biz sevdiğimiz için kullanıyoruz. Tepside dinlenmiş olan hamurun üzerine fırça yardımıyla sosu sürüyorum. Kaşardan bir miktar diğer malzemeleri koymadan önce bu şekilde üzerine yerleştiriyorum. Çok fazla koymayalım. Seyrek bir şekilde dökmeniz yeterli. Kaşar peynirini
toplamda 2 su bardağı kadar kullandım diyebilirim. Tam olarak miktarı veremiyorum. Kaşar peynirinin üzerine hazırlamış olduğumuz diğer malzemeleri yerleştiriyoruz. Gelişigüzel bir şekilde. Dediğim gibi istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Sadece mantarlı, kaşarlı yapabilirsiniz. Ya da zeytin, mısır kullanarak yapabilirsiniz. Elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Her şekilde güzel oluyor. Damak zevkinize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Fırınımı 175 dereceye ayarladım. Isıttığım fırına ilk hazırladığım tepsiyi üzerine kaşar peyniri serpmeden veriyorum. Yaklaşık 20 dakika kadar üstündeki malzemelerin pişmesi için fırında tutuyorum. Hamurun da pişmesi için. Bu fırınızın pişirmesine göre değişebilir. Kontrollü olarak pişirebilirsiniz. Şimdi en son üzerine fırından alıp kaşar peynirini serpiyorum ve tekrar fırına verip yaklaşık 7-8 dakika kadar bir de böyle pişiriyorum. Birinci tepsi pişti ve bitti. Çok güzel yumuşacık bir hamuru var. Dışarıdan pizza almaya hiç gerek yok. Zaten dışarıdan aldığımız pizzaların evde yaptıklarımızla alakası yok. Evde yaptıklarımız çok çok lezzetli oluyor. Biz hiç dışarıdan pizza yemiyoruz, almıyoruz. Zaten pizza söyleyebileceğimiz bir yer de yok. Bu tarifi denerseniz, diğer tariflerimden de denedikleriniz varsa bana yorumdan ulaşabilirsiniz. Videomu beğenip paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Diğer tariflerde görüşmek üzere.